Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle taraftar bebeğin ikinci bölümünde gövde ve kolların örülüşünü anlatacağım. Bacakları ördüm, iki bacağımızı bitirdim. Hemen eklemesini yapıp ve gövdeye geçiyorum. Burada sıramı tamamladım. Şurada sıramız tamamlandı. Ben onu yan tarafa doğru biraz ilerledim. Yandan ekleme yapacağım için tam yan ortasında bunu bir sık iğne ile ekleyeceğim. Fazla dar olmasını istemiyorum bacakların. Bunun da tam yanından bir sık iğneyi. Aslında şöyle yapıyorum arkadaşlar. İki parçayı bu şekilde çakıştırıyorum. Ve buradan bir sık iğneyi ortak örüyorum. Sadece bir tanesini tutturacağım. Tekrar açıyorum parçalarımı. Bacaklarımız eklendi. Bu bir taneyi ördük. Yanındakini örmeye devam ediyorum. Şimdi bacaklarda 24 sayımız vardı. 24, 24, 48. İkisinden de birer tane eksildi. 46. Ben istiyorum ki beden gövde 48 ile çıksın. Biraz şöyle futbolcu olacağı için biraz dolu olsun bedeni. Onun için hemen sayımı tekrar 48'e tamamlamak istiyorum. Hemen bu ilk sırada yan taraftan bir tane artış yapıyorum. Ve buraya işaret koyacağım. Bu andan itibaren alttaki sayılara takılmıyorum. İşareti şu şekilde saklayayım. Yine örerek geliyorum. Bu yanda bir artış yapıyorum. Ve üzerine tam 22 sıra. Bu işaretimin üzerine. Düz olarak 48 ile 22 sıra örüyoruz. Burada da bir artış yapınca sayabilirsiniz. Sayımız tekrar 48 olacak. Bu şekilde tam düz 22 sıra gövde örüyoruz. Futbolcu bebeğimizin gövdesinde 22 sıra ördüm ve orada bekletiyorum. Bunu kenara alayım. Hemen iki tane kol öreceğiz. Kolun bir tanesini ördüm. Kolun toplam sıra sayısı 33. Hemen başlıyorum. Önce 6 sık iğne. İpimi kapatıyorum ve yanına 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Halkamı küçültüyorum. İlk sık iğnenin içerisinden tekrar normal bir sık iğne örüyorum ve burada işaret koyuyorum. Birkaç sıramız var. Artırma yapacağız. Oradan o nedenle işaret kullanalım. 6 tane çiftli örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen işaretimi yeniden yerleştiriyorum. Bu sırada bir tekli bir çiftli örüyoruz ve sayımızı 18'e tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bir tekli bir çiftli. Şu an 3 sıra ördüm. 4. sırada şu 2 tane artış yapacağım. Bunun için 1 2 3 4 4 5 6 7 8 tane ördüm. 9. çifti batarsam artış için yine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. yine çifti batıyorum. Sayımı 20'ye çıkardım. Üzerine 2 sırada düz öreceğim. Şu an 4 sıra ördük. 5 ve 6. sıraları aynı şekilde düz örüyoruz. Şu anda 7. sıradayım. Sıra başından itibaren 6 sık iğne ördüm.
İpimi atıyorum tığının üzerine. Yandaki sık iğneye 1, 2, 1, 2. Bu şekilde 4 tane. 1, 2, tekrar 1, 2. İkili trabzan ördüm fakat son ilmekleri hep beklettim. Hepsini beraber topladım. Bir tane bu şekilde ördüm ve yandaki sık iğneye batıyorum. Burada şunu şöyle biraz düzeltelim. Sonra da çevirebiliriz. Bunu dışa doğru çeviriyoruz. Evet. Üst sıradan alınca daha da. Ve yanına düz örmeye devam ediyorum. Sıra başına kadar düz örülecek. Ve üzerine buraya geldikten sonra bir sırada üzerine düz normal sık iğne örüyoruz. 8. sırayı da ördüm. Bir sıra düz olarak. O arada şuradan fazla ilmek almamaya çalışın. Emin olabilmek için sayın. Sayımız 20 olacak. Şimdi bu sırada 9. sırayı anlatıyorum. 2 tane örüyorum, 1 eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 2 tane örüyoruz, 1 eksiltiyoruz. Ve sayımızı 15'e düşürüyoruz. Üzerine sayımız 15'e düştükten sonra sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 2 ör 1 eksilt. Sayımız 15'e düşüyor. 15'te örmeye devam ediyoruz. Ne zaman? 33. sıraya tamamlayıncaya kadar. Sıfırdan sayacağız sıraları. 30. sırada kol boyu tamam olmuştur. Kollarımız hazır. 33 sıra boyunda ördük. 2 kol hazır. Ve yanlardan bedende de 22 sıra örmüştük. Boynu uzatmak isteyen arkadaşlar bunu 26'ya kadar çıkarabilirler. Ben mümkün olduğu kadar fazla uzatmamaya çalışıyorum. Bir kolunu tutturdum arkadaşlar. Parmağı istediğiniz yöne verebilirsiniz. O kadar sorun değil. Tam böyle yanlardan 3 taneyi tespit ediyorum. 3 sık iğneyi ortak örerek kolları bedene ekliyorum. Aynı şekilde şöyle koydum. Burada 3 tanesini sadece parmakların ikisi eşit olsun yeter ki. Önemli olan o. Ne tarafa verirseniz yönünü olur. Hem koldan hem bedenden bu şekilde alıyorum. 2 ve 3 kollar bedene ekleniyor. Bunu burada bırakıyorum ve örmeye devam ediyorum. Etrafından bir sıra düz örelim. Sayımız 66 sanıyorum. Şu an sayımız 66. Yine de sayacağız. Bir sıra düz örelim. Evet, ben saydım. 66 sık iğnemiz var. İşaretimi koyuyorum ve burada sayarak eksiltmeye başlıyorum. İlk eksiltme sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'uncuyu örüyorum ve eksiltiyorum. İşaret koyduğumuz yere kadar 9 tane örüyorum, 1 tane eksiltiyorum. Diğer sırada 8 tane örüyorum, 1 tane eksiltiyorum. İşarete kadar sıra boyunca söylediğim rakamlar. Ondan sonraki sırada 7 tane örüyorum, 1 tane eksiltiyorum ve sıra başına geliyorum. Önce 9 eksiltmiştik, sonra 8 ördük, 1 eksilttik. 7 ördüm, 1 eksilttim, sıramı tamamladım. Bu sırada 6 tane örüyorum, 1 tane eksiltiyorum. Örnek göstereyim bir tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ördüm. Yanındaki 2 taneyi bu şekilde eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar 6 ör 1 eksilt, 6 ör 1 eksilt. Bitinceye kadar aynı. Yani bunu 6 kere tekrarlamış oluyoruz. Her sırada bu tekrarlanarak sıra sonuna geliniyor. Bundan sonraki sırada 5 örüyorum, 1 eksiltiyorum.
Sonraki sırada 4 örüyorum, 1 eksiltiyorum. Bir sonraki sırada 3 örüyorum, 1 eksiltiyorum. Sayım 18 kalana kadar. 2 örüyorum, 1 eksiltiyorum. O sırada sanıyorum sayımız 18 kalacak. 18'de bırakalım çünkü boynuna boru geçireceğimiz için çok fazla daraltmak istemiyorum. Kolları hafif dolduruyoruz. Aşağıdan şimdi dizlere kadar doldurmuştum. Burayı da dolduracağım. Mümkün olduğu kadar artık hem dolduruyoruz hem ilerliyoruz.